Filistinli kardeşlerimizden öğrendiklerimizi hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. İman ne demekmiş, teslimiyet ne demekmiş, şükür ne demekmiş. Bir eli yağda, bir eli balda bizler, eşimin annesi şunu dedi, ben bunu dedim. Onlar da küçümsemiyorum. İnsanın hayatını elbette bunaltan şeyler ama hayatı daraltacak şeyler haline getirmemizden söz ediyorum. Eşim bana seni seviyorum demediydi. İşte evlilik güldönümümüzde ben hediye al dedim de bana düşündüğümü almadı gibi ufak tefek ve belki de değil kesin hiç üstünde durmamamız gereken şeylere o kadar çok önem veriyor, o kadar çok odaklanıyor, hayatın merkezine alıyoruz ki bu da bizi odağımızı değiştirdiğimiz için olmamız gereken asıl alandan, merkezden, cepheden fersah fersah uzaklaştırıyor. Filistin bize çok şey öğretiyor. Filistinli kardeşlerimiz bize bir Müslümanın duruşunun nelere kapı açabileceğini söylüyor. O küçücük çocuklarına büyükler nasıl cihat edileceğini öğretiyorlar. Nasıl dil kullanacaklar, nasıl üslup kullanacaklar. Büyükler veriyor, çocuklar yansıtıyor. Büyükler yaşıyor, çocuklar öğreniyor. Ve şu anda inanılmaz, akıl hayal alacak gibi değil, Allah'a imanın bütün dünyayı nasıl etkisi altına aldığını insan hayretler içerisinde görüyor. İmanın ne büyük nimet olduğunu, imanın nelere muktedir olduğunu, verenin alanın Allah olduğunu, yaşamak kadar ölümün de şerefli olduğunu, hele Allah yolunda ölmenin, hele kutsal bir dava ile ölmenin şereflerin en büyüğün olduğunu insan hissettiğinde, buna yürekten inandığında o insanı yeryüzünde korkutacak hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. O yüzden de inananlar, müminler ne para kaybından, ne depremin gelmesinden, ne yangından, ne felaketten, ne açlıktan, susuzluktan, Allah'ın yolunda olmamaktan, Allah'ın meleklerine bile örnek gösterebileceği bir duruşa sahip olmamaktan korkalım. Allah düştüğümüzde de bir şey öğretir, kalktığımızda da, bunaldığımızda da, rahatladığımızda da bizi öğreterek ilerliyor. Önemli olan öğrenebilecek bir kapasitemiz var. Bunu öğrenmek için kullanmayı Allah nasip etsin. Çok güzel bir söz var ve beni çok etkileyen bir söz. Deniyor ki, deryanın yanında bile olsanız kabınız kadar su alırsınız. Filistin bir derya. Ne kadar kapasiten kabın varsa o kadar alıyorsun. Ya Rabbi kabımı büyüt diyorum. Evet. Ya Rabbi beni A'dan Z'ye, iğneden ipliğe deriz ya hani en basit hücreme kadar değiştirmem için vesile olabilecek ne kadar açılımım varsa sen bunları sonuna kadar aç. Ve ben Filistinli kardeşlerimizin zalim, siyonist, savaş suçlusu, katliamcı, bebek katili İsrail'e durdukları gibi bir imana sahip olayım diyorum. Kendim için yan ayakla bunun için dua ediyorum. Ne kadar uzakmışız. Din dediğimiz şey namaz, abdest, tesettür. Ama onun dışında hayatın evde yok, ticarette yok, siyasette yok, orada yok. Nerede olacak bu din? Bu din hayatımızın içerisine yaşarken girmezse, para kaybettiğim zaman girmezse, para kazandığım zaman girmezse, makam, mevki sahibi olunca ben bir şey olduğumu zannedip, şımarıp kendimi adam olmuş zannedip de elimin altındakilere esir muamelesi, benim köle muamelesi yaptığım zaman imtihanı kaybetmiş oluyoruz. Para kazanıyoruz ama ahlakımızı kaybediyoruz. Para kazanıyoruz ama Müslümanca bakışı, insanca bakışı kaybediyoruz. Asıl kayıp budur. Parayı Allah verir. Bugün verir, seni dener, ertesi gün alır. Ondan sonra ne yapacaksın? Parayla adam olduğum zannedenler, para gittiği zaman ne olacak? Küt diye düşecekler. Evet. O yüzden de Allah olmamız gereken hali yürekten isteyerek, bunun için kavli ve fiili dualarımızla hem Filistin'in sonuna kadar yanında, hem yüreğimizde onların davasını da kendi yuvamıza, kendi dünyamıza taşımamızı Allah nasip etsin. Boykota ne gerek var diyenler dünyanın ne kadar değiştiğini görmüyorlar. O yürüyenler belki fiilen Filistin'e bir şey yapamıyor ama kendi değişiyor. Evet. Toplumun değişimine katkıda bulunuyor. Ya karınca misali, karıncanın attığı bir adım bile Allah yolunda kıymetliyken sen nasıl bunu değersizleştirebilirsin? Bir şey yapmayanlar, gözü kesmeyenler, yapmak istemeyenler, anlamsız bulanlar söylüyor. Sizin sözleriniz de anlamsız. Asla doğru yolda atılmış hiçbir adım asla zayi olmaz. Bunlar dünyayı öğretiyor. Evet. O yüzden de öğreneceğimiz çok şey var. Kesinlikle öyle. Özellikle
Filistinli çocuklarımızdan, onların teslimiyetinden, onların o vakarlı duruşlarından bizlerin de hakikaten öğreneceği pek çok şey var ve çok var. Siz de o gönül kabımı genişletmeye dair bir vurgu yaptınız ya, gönül kabımızı. Yani hepimizin bu yönde de duaları fazlasıyla olmalı. Çünkü kesinlikle. O gönül kabımız ne kadar genişlerse bizim oradaki yaraları, oradaki acıları hissetme oranımız da ona bağlı olarak bize insan olduğumuzu hatırlatan bir noktaya da eviriyor. Buyurun. Allah bana yeni bir cümle kurdurdu. Çok şükür. Gönlünüz neye duyarlıysa zihniniz ona ayarlı olur. Evet. Evet. Allah'ım bu cümleyi bana kurdurduğun için evet. Sana şükürler olsun diyorum. Böyle Allah'ın bana kurdurduğu cümleler evet. Var çok şükür. Ya Rabbi gönlümü duyarlı eyle. Ya Rabbi bakışlarımı senin razı olacağın evet. Ve bana iyi gelecek şeylere yöneltmemi nasip eyle. Odağımı sen eyle. Rızamı, senin rızanı sevdamız eyle diye Allah'a dua ediyorum. Ben aciz, cahil, günahkar kulun duasını Rabbim inşallah kabul eder. Evet, çok güzel söylediniz. Gönlünüz neye duyarlıysa zihniniz de ona ayarlı olur evet. Dediniz. Hakikaten çok güzel bir cümleydi. Teşekkür ederim. En azından bu Allah'ıma meselede, şükür. Bugün konuştuğumuz bu meselede motto sayılabilecek bir cümlemiz oldu İnşallah. Bizim de. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet hocam, bugün stresi konuşacağız. Dediğiniz gibi o büyük insanlık ailesinde şu an çok büyük felaketler yaşanıyor. Bir taraftan ona üzülüyoruz ama diğer taraftan da kendi yaşamlarımızda hayatın akışında bizim de yaşantılarımız devam ediyor. Elbette bu yaşantıların içerisinde stres fazlaca var. Gündelik hayatımızda aslında bence dışarı adımımızı attığımız anda o stres bizlere selamlıyor diyelim. Çünkü gerek trafikte olsun hocam, gerek gündelik rutinlerimizde veya bir ev hanımını düşündüğümüzde onun da çok fazlasıyla ağır yükleri var. Gün sonunda belki onları yetiştirememekten duyduğu bir strese de evriliyor. Veya okuyan bir çocuğu düşünürsek sınav stresine, hayatımızın pek çok alanında farklı veçeleriyle bizi karşıladığını söyleyebiliriz. Ve hayatımızın bu denli merkezindeyken onu kabul edip, onunla ilgili çözümler üretmek yerine çoğu zaman şikayetçi bir konumda yer alıyor olabiliriz. Ve gün sonunda da stres gerek fiziksel gerek de psikolojik hayatımızı yakından etkiliyor. Hatta çocukların büyüme hormonlarına dahi etkisi olduğu araştırmalarca kanıtlanmış. Bu bağlamda baktığımızda hocam, insanlar neden streslenir? Dilerseniz bununla bir başlayalım. Stresi siz nasıl tanımlıyorsunuz? Arka planında yatan o sahipler, sebepler nelerdir? Kendilerinde neler var bu stresin? Bununla başlayalım dilerseniz. İnşallah. Teşekkür ederim. Gözü görmeyenler, doğuştan görmeyerek doğanlar ya da sonradan görme yeteneğini, görme nimetini kaybedenler ellerinde bastonlarıyla yoklayarak yürürler. Adım atacakları yer düz bir zemin mi? Evet. Çukur mu, merdiven mi? Artık o hale gelirler ki bastonun ucunun tıklama sesi taşa mı değiyor, toprağa mı değiyor, bir çukurda mı, bir merdivende mi? Onu bile anlayacak hale gelirler. Evet. İnsan zihni gördüğüne tedbir üretir, görmediğinden korkar, bilmediğinden korkar, risk var dediğinden korkar. Bizim gerek yakın çevremizde, gerek uzak çevremizde, gerekse iç dünyamızda çeşitli uyaranların bizim zihnimizde açıklanamaması durumunda, tedbir üretilemeyeceğini düşündüğümüz durumda ve o tedbir üretemeyeceğimiz durumların bize zarar verme riskinin olduğunu düşündüğümüz durumlarda bedenimizin verdiği tepki, gerginlik ve sinir sistemimizin etkilenmesiyle ortaya çıkan durum. Evet. Burada baş edemeyeceği bir durum, kendisine sıkıntı verecek bir pozisyon, beklenmedik bir risk, sağlığına, ekonomisine, ilişkilerine tehdit olabilecek herhangi bir şeyin
farkında olduğumuz zaman bedenimizde yaşadığımız durum, stres. Şimdi öfke, korku, utanma, kıskançlık, stres, bunların tamamı normal duygulardır. Hayat için yaşadığımız süreçte bizim bazı şeylere tedbir almamız, bazı şeyleri fark etmemiz, bazı şeyleri normal karşılamamız ya da normal dışı olduğunu fark etmemiz için Allah'ın muhteşem nimetleridir. Ne zaman ki bunlar yerli yerinde, zamanında ve dozunda kullanılmadığında asıl sıkıntı o zaman çıkar. Yani